Efendim, TVX62 ekranlarında bir seçim özel programında daha sizlerle birlikteyiz. Seçime gerçekten sayılı günler kaldı. Ama bu seçimin en büyük sürprizlerinden bir tanesi kurulan bir ittifaktı. Herkes belirli partilere odaklanmışken Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin kurmuş olduğu ittifak kamuoyunda gerçekten ses getirdi. Şimdi bu ittifakın önemli isimlerinden milletvekili sıralamasında ikinci sırada yer alan Serhat Duyar ile birlikteyiz. Serhat Bey, Büyük Birlik Partisi'nin eski başkanlığından ve şu anda ikinci sırada. Şimdi de stüdyomuzda. Önce biz kendisine bir hoş geldin diyelim. Evet, hoş bulduk. Ondan sonra da konuşalım. Evet. Ama ilk önce Serhat Duyar'ı bir tanıyalım. Evet. Genç diyebileceğimiz bir isim, genç Evet. siyasetçilerden. Bir Serhat Duyar bir kendisini bir anlatsın. Siyasete ne zaman girdi, nasıl girdi? İttifak olaylarını falan hepsini konuşuruz ama kısaca bir Serhat Duyar'ı bir tanıyalım. Ondan sonra da sohbetimize, söyleşimize devam edelim. Evet. Öncelikle TV262 ailesine, şahsınıza ben Milli İttifakımızı, projelerimizi anlatma imkanı verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Kocaeli'mize, ülkemize ve Milli İttifakımıza 7 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerinde hayırlar getirmesini diliyorum. Şimdi Serhat Duyar kimdir? 5 Eylül 2012 tarihinde Kocaeli Büyük Birlik Partimizin il başkanlığına atandık. Önce genç dedik. Önce bir Evet. gençlikten mi başlayalım? Evet. Şimdi İzmit doğumlusunuz. evet, İzmit doğumluyum. Yenidoğan Mahallesi'nde oturuyorum. İzmit yine çarşı yapıda İzmit'te. Ticarethanemiz var. Ticaretle uğraşıyoruz. İktisat mezunuyum. Kocaeli TÜMSİAD, Kocaeli Aydınlar Ocağı, Kocaeli Bayşat ve yine Kocaeli Türk Ocağımızın üyeliklerini yaptım. Geçtiğimiz dönemde işte il başkanı olana kadar Kocaeli Aydınlar Ocağı'nda 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptık. Aktif siyasete girdikten sonra da abilerimizden, büyüklerimizden müsaade istedik. 3 tane kızım var, ellerinizden öper. Allah 11 bağışlasın. yaşında Hatice Kübra, 5 yaşında Neslihan ve işte 2 aylık olmak üzere olan Emine Zümra'mız var. 3 tane kız Allah babasıyız. hepsini Sağ olun. Çok bağışlasın teşekkür size. ederim. Evet, genç yaşlarda siyasete girmek, hele hele Muhsin Yazıcıoğlu'nun, rahmetli şehit liderin partisine siyasete girmek benim için büyük bir onur. Çünkü ben çocukluktan itibaren ekonomiyle, siyasetle ilgilenen bir kişiydim. Yani öyle okula gidip gelen, sonrasında işte evine gidip gelen, işine gidip gelen bir birey olmadım. Yani 12 yaşındayken Dünya Gazetesi'ni okuyan bir Evet. kardeşinizdim. Bu noktada işte Kocaeli'nin ilgili değerlendirmeleri olan, yerelde genel ülke yönetimiyle ilgili kafa yoran bir kişi iken Kocaeli'de Büyük Birlik Partimizin il başkanlığı arayış sürecinde partimiz genel merkez yöneticileri benimle diyaloğa girdiler. Ondan önce Ve siyasetle uğraştınız mı? yok, hiçbir siyasi Ticaret deneyimim mi? olmadı. İşte cemiyet hayatının içerisindeydik. Hiçbir siyasi partiliğe de üyeliğim olmadı. Yani Büyük Birlik Partisi'nin üyesi ve il başkanı olarak atanması oldu. Değerli genel başkanımızın Ankara'ya çağrısı oldu. Burada benimle görüştükten sonra. Tabii o arada bir 6 aylık bir geçen süre de oldu. Yani yaklaşık 5 ayın üzerinde bir süreç geçti. Bana ilk teklif geldikten sonra. Çünkü rahmetli genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinin il başkanı olmak gerçekten, yani onu taşıma anlamında, görevleri yapma anlamında, işte hayatınızı yeni yeni kurmaya başlamışsınız, İşte iş hayatınızı oturtmak üzeresiniz. Bir de böyle bir görev geliyor. O anlamda ben eksik kalacağımızı düşünerekten 2 defa hayır cevabı verdim. En son bugünlerde de yine İstanbul adayımız olan Büyük Birlik Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan 3. ziyaretlerini gerçekleştirdiler. MKYK üyemiz Mustafa Demir'le beraber. Yani tabiri caizse il başkanı olacaksın Peki yani dediler. o kadar sene mesela ticaretle uğraşmışsınız benim Evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Ondan sonra tam böyle 30'lu yaşların başlarına gelmişsiniz. Size Büyük Birlik Partisi'nden il başkanlık teklifi geliyor. Yani o kadar zaman siyasetle uğraşmamışsınız da neden birden siyasete girdiniz? Mesela işte o dönem içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi vardı işte yani Evet. sağ kesim olarak bakarsak işte Adalet ve Kalkınma Partisi vardı Evet. gibi hatta yani
Büyük Birlik Partisi'nde sizi cezbeden başka bir şey mi vardı? Şimdi şunu ifade edeyim. 2002 yılında oyumun rengi Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Çünkü o gün işte kurulmuş bir hareket insanların umuduydu. İşte biz de o zaman ilk defa muhtemelen oyumu kullanmıştım. Sonraki süreçlerde de hep Büyük Birlik Partisi'ne, Muhsin Yazıcıoğlu'na oy verdim. Seçmendim. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu'nu seviyordum. Ve baktığımız zaman... Bu sevgi nereden kaynaklandı? Bu sevgi... Üniversite insanların mi? Yani öyle çok hani açıklanabilecek bir şey değil. Ama bakınız şöyle bir şey var. Muhsin Yazıcıoğlu'na dikkat edin. Her konuşmasında olayları tartışmak yerine sistemle ilgili sıkıntıları ortaya koymuştur. Yani bugün de Türkiye'nin baktığımız zaman meselesi sistem meselesidir. Şimdi Muhsin Başkan da kavgacı bir tutumu yoktur. Hatta dikkat edin. Aslında kamuoyunda çok kavgacı bilirdi yani geçmişten. Yerinde ve dik çıkışları vardır. Şimdi bakın mesela miting konuşmalarına bile. Şimdi bugünlerde siyasetçiler birbirlerine tabirimi hoş görürseniz sallıyorlar. Ama bakın o zaman ben bir miting konuşmasını izledim. Rahmetli genel başkanımızın. Hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. İşte şu partili bu partili hepsinin isimlerini sayıyor. Ondan sonra sözlerini yani hepsini kucaklıyor. Hayalleri var. Doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi, başı açığı, başı kapalısı ve hoşgörü sahibi olan bir genel başkan. Ve baktığımız zaman siyaset yapmış olduğu süre zarfında böyle kutuplaştırıcı bir tutumu bakın. Cenazesine baktığınız zaman esasında her siyasi partiden hatta Muhsin Yazıcıoğlu'na hiç oy vermeyenler dahi Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesine gitmiştir. Ben de Allah nasip etti gitmiş imkanımız oldu. Maalesef işte bizim ülkemizde insanların evet. Kıymeti biraz da öldükten sonra anlaşılıyor. O noktada rahmetli genel başkanımızın olan sevgisi bizim de siyasetimiz, siyasi düşüncelerimiz milliyetçi, muhafazakar, demokrat bir duruşumuz ve gelen şeyde karşılık bulması. Çünkü zaten eğer yapı, doku uyuşmazsa bir tarafın hem başarılı olma şansınız yok hem de zaten bir taraftan bir taraf sırıtır. Ya o sizin üzerinize yakışmaz ya evet. Siz orada sırıtırsınız. Şükürler olsun ki bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani o noktada her siyasi partiye oy verene karşı saygımız var, sevgimiz var, hoşgörümüz var. Ama bizim bu ülkede yapacaklarımız var. Ülkenin bugüne gelmiş olduğu noktayla alakalı da Allah nasip ederse 7 Haziran'dan sonra da milletimiz bize yetkiyi verdikten sonra da nelerin yapılabileceğini de bu anlamda göstermiş olacağız. Şimdi siyasete girdik, il başkanı olduk. Bir ay Kocaeli'yi siyasi anlamda tanıma imkanımız oldu. Ondan sonra işte sivil toplum kuruluşları, onu anlatacağım. Yerelde çünkü siyaset... Biz siyaset, evet. Siyaset yapmamışsınız ve bir partinin il başkanı gibi o ildeki en üst makama geliyorsunuz. Evet. Yani bir zorluk çektiniz mi yoksa bir plan mı yaptınız? Yani dediniz ki yani ben bunu yaparım ve şu plan çerçevesi içerisinde, şu strateji içerisinde çalışırsam kısa süre içerisinde partimi tanıtırım, teşkilatları kurarım gibi. Neler yaşadınız o dönemde? Yani orada şöyle, birincisi partimizi Kocaeli'de tekrar protokol anlamında sivil toplum kuruluşları merkezine oturtturmaktı ilk önce hedefimiz. Şükürler olsun ki onu da çok kısa bir sürede Kocaeli basınımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, cemiyetimizle beraber yöneticilerimiz, ilçelerimizle birlikte Kocaeli'nin artık kent merkezine koyduk. Bu noktada tabii en şu anda bugünlerde de sokakta aday olarak aday sıfatıyla çıktığımız zaman şunu görüyoruz. Kocaeli'nin yerel meseleleriyle ilgilendik. Örnek veriyorum bir TÜPRAŞ'ın bedelsiz su kullanımını kentin gündemine daha önceden gelmiş. Hatta ben getirdiğim zaman dediler ki ya bu 2-3 yıl önce gündeme gelmişti mesafe alamasın. Israrla üzerine gittik. Bugün TÜPRAŞ Sapanca Gölü'nden su çekemiyor. Yargı süreci devam ediyor. Bazı köylerin su sorunları vardı. Özellikle Körfez'in köyleriyle alakalı gittik yerinde gördük. Bunların sorularını çözdük. Kandıra'da birçok köyümüzle alakalı. Yani mesela diyorsunuz ya Körfez'in, Kandıra'nın köylerine gittik, sorunlarını çözdük. Tekrar gittiğiniz zaman ya da o sorunları çözdüğünüz zaman sizi arayıp ya Allah razı olsun işte getirdiniz gündeme bizim sorunumuz çözüldü diyen oldu mu? Bakın şunu söyleyeyim.
bununla alakalı birçok telefon aldık. O sorunlarını çözdüğümüz köylerle ilgili. Bunu sandıkta da gördük. Yerel seçimlerde ben il başkanıydım, aday değildim. Bir önceki seçimlerde sıfır çıkan köylerden bize oylar çıktı. Evet. Birincisi bu. Sandıkta görüyoruz. İkincisi, Ya halkımız vefalı yani. İl kongresi yaptık. 2013 yılında işte atanmış bir il başkanıydık. Bir yıl sonra il kongresi yaptık. O köylerden vatandaşlarımız kongremize geldi. O köylerin muhtarları, ileri gelenleri genel başkanımıza teşekkür etti. Çok doğru bir adamı il başkanı yapmışsınız. Size teşekkür ediyoruz. İşte çok yeni 15 gün önce biliyorsunuz Kocaeli'de miting oldu. Bazı köylerimizden pankartlar açıldı. Serhat Duyar'a teşekkür Evet. ediyoruz. Tabii bunlarla ilgili de biz çok mutlu olduk. Bir de şu da oldu. Diğer köylerden, diğer sıkıntısı olan yerlerden de telefon almaya başladık. Ya ben dedim artık ben İSU Genel Müdürü değilim ki. Yani adamın suyu akmıyor, beni arıyor. Niye? Ya sen kardeşim diyor şuradaki meseleyi çözmüşsün diyor. Ama onlarla da ilgilendik. Orada aslında şey şu. Yani vatandaş kendisine hizmet edene ya da sorunlarını çözene karşı duyarlı davranıyor. Evet, kesinlikle bunu net bir şekilde gördük. Çünkü bu şöyle, en büyük ölçüsü bunun sandık değil midir? Bir seçim öncesinde sıfır oy çekmişsiniz. Bir seçim sonrasında sandıklardan Büyük Birlik Partisi'nin çıkması buna karşılıktır. Evet. Ondan sonra oradan gelen telefonlar, sonra sizin partinizin programlarınıza katılmaları Katılımlar. bence bu buna bir karşılıktır diye düşünüyorum. Burada çok ciddi, her yerde sorun var Erdal Bey. Her yerde sorun var ama sadece ateş düştüğü yeri yakıyor. Doğru. Diğer taraflar ilgilendirmiyor ve Kocaeli'de müthiş bir iletişim eksikliği var. Kocaeli yöneticileri, ticaret odası, sanayi odası, diğer odalar, işte siyasi partiler arasında ya şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? İktidar partisi bu kentte sivil toplum kuruluşlarıyla temayül yaptı. Mesela şunu yapamaz mı? Kentin 12 ilçesinin belediye başkanı sizin, büyükşehir sizin, birçok milletvekili, diğer milletvekillerine, diğer il başkanlarına, diğer siyasi partileri de bir araya getirerek sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir çalıştay yapılsa, Kocaeli'nin meseleleri ortaya konulsa, bununla ilgili çözüm önerileri yapılsa, Allah aşkına bu Kocaeli'ye fayda mı sağlar, zarar mı sağlar? Tabii ki Yani fayda Kocaeli'de, sağlayacaktır. Kocaeli'nin ileriye gitmesi için fikir ortaya koyacak. Ya bir Kocaeli Üniversitesi'yle kent, işte Kocaeli basınıyla kenti yönetenler bu kadar mı iletişim eksikliği olur? Bakın biz Allah nasip ederse, bilmem hatırlar mısınız ben il başkanlığı olduğum dönemde ilk önce 3 il başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi ile bir araya geldik. Aylık il Kaos. başkanları bir araya geliyor. Onun mimarı benim. Sonra 2 il başkanını da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Yalçın Bey'di. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı da Mahmut Bey'di. Onları da katarak 5 il başkanı. Oradaki benim amacım şuydu. 5 tane siyasi partinin il başkanları bir araya gelerek Kocaeli'nin meselelerini tartışıp iletişim eksiklerini. Yani bir Cengiz Topel'i biz niye tartışmayalım? Bir Kocaeli'nin işte bugün Niye ulaşım sorununu öneri niye getirmeyeyim? bizim şeyimiz olmasın? Ama burada sivil toplum kırılışları bypass ediliyor. Sadece orada kürsünüz olsun, çiçek verin, plaket verin, orada gelip kendi siyasi propagandalarını yapsınlar. Ve sorularını, görüş önerilerini dinlemeden de bir sonraki program için koştura koştura gidin. Siyaset böyle değil. Biz Allah nasip ederse nasıl il başkanlığımda o gün işte muhatabımız il başkanlarıydı. Onları bir araya getirdik ve kentle ilgili çok ciddi o dönemde basın da çok ciddi şey getirdi. Evet. Sinerji oluştu. Kocaeli'de Evet, şimdi Kocaeli'nin yerel baş... meseleleri. Ya ülkenin meseleleriyle ilgili zaten genel başkanlarımız koşturuyor, konuşuyor, bakanlar, milletvekiller şey yapıyor. Ya ama burada kenti yönetenlerin, özellikle bakın Kocaeli'de siyasetin bir ayağının topal olmasının sebebi bu. Kocaeli'de herkes genel siyasetle ilgili konuşuyor. Yerel meselelerle ilgili, yerel sorunlarla ilgili çok konuşan insan yok ve konuşan da öne çıkıyor. Burada Yani muhalefet, biz bunu yakaladık. yani muhalefet herhalde yerel sorunları gündeme getirmiyor mu? Yani Onlar mı? etkili getirmiyor. Üzerinde çok durmuyor. Genel başkanlarının söylemlerini Kocaeli, tabii ki genel başkanlarının söyle. Biz de her gittiğimiz yerde muhakkak bunları söylüyoruz. Ama sabah sanayi esnafıyla bir araya geldik. Evet. Şimdi orada benim 3 tane gündemim vardı notumda. Bir, elektrik kesintisi. İki, nitelikli işçi, çıraklık meselesi. Üçüncüsü de sanayiyle ilgili belirsizlik. Şimdi ben bunun üzerine ülkedeki genel fotoğrafı orada Konuşmak yerine konuşmak yerine bunu. Yani şimdi bakın
bir günü boyunca elektriği kesik bir sanayi düşünebilir misiniz siz? Battı Allah esnaf. Aşkına. Esnaf bugün battı. Kocaeli'de birçok AVM var. AVM'lerin elektrikleri kesilmiyor da niçin sanayinin elektriği kesiliyor? Bununla alakalı şu var. Yerel yöneticiler, Kocaeli'deki yöneticilerimiz AVM'lerle birlikte çok güzel çözüm önerilerini buluyorlar. Yol açıyorlar. Onlara yardımcı oluyorlar. Ama aynı yardımı Kocaeli'deki esnafımızı yapmıyorlar. Bu noktada bizim yerel çözüm siyaset ortağımız millet, milletle beraber 7 Haziran'dan sonra da bugün bu meselelerin hepsini hep beraber çözeceğiz. Başkanım şimdi bir kısa ara verelim. Evet. Aradan sonra da bu ittifakı ve seçimleri konuşalım. Evet. Kısaca sizi tanıdık, yaptıklarınız çalışmaları il başkanı olarak, evet. Büyük Birlik Partisi olarak. Bir de şimdi Milli İttifakı falan konuşalım. Ama kısa bir aradan sonra diyelim değerli izleyicilerimize. Biraz sonra Sayın Serhat Duyar'la yeniden bir arada olacağız. Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur. Geleceğe atılan aydın adımlar için Müdür Grup sizler için tam da en doğru seçim. Kaliteli yaşam için kaliteli yapı felsefesiyle yola çıkmış olup sizlere daha sağlam yorumlar kazandırma sözümüz var. Teknoloji ve tasarımın uyum içinde harmanlandığı Mühür Grup projeleri inşaat sektöründe hizmet verdikleri bölgede her gün kendini güncelleyen yepyeni projelerle dünya standartlarına ulaşmakta ve sizlerin memnuniyetini kazanmaktadır. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0262 745 51 61, 0262 745 61 51. Mühür Grup'la geleceğiniz garanti altında. Uluslararası Halk İlişkiler Derneği'nin başına geçtiğinizde ilk aldığınız kararı hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Nasıl unutayım? Aşık Veysel'in fotoğrafını çektiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii ya. Unutulur mu öyle bir şey? İlk filminizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. 1973. 72 demek ki tiyatroya başlamışım ama... 1951 senesi bebekten tramvaya bineceğim. Bebekle başlar tramvay o zaman. Onlar hatırlıyor. Ya siz? Demek ki unutmak kader değil. Üreterek, sosyal yaşama katılarak, güçlü aile ve dostluk bağları kurarak, doğru beslenme ve tıbbi takiple Alzheimer'dan korunabilirsiniz. Anılarınıza sahip çıkın. Başarılı yaşlanmak sizin elinizde. Türk Geriatri ve Alzheimer Vakfı. Kadın elinin değmediği hiçbir yer mükemmel değildir. Yemeğinizi onlar yapıyor. Çocuğunuza onlar bakıyor. Temizliğinizi onlar yapıyor. Evde camları, koltukları, döşemeleri kadınlar yıkıyor da oto içlerini niçin kadınlar yıkamasın? Ve arabalarımızı da artık kadınlar yıkıyor. Türkiye'de ilk defa Kölikli Oto Yıkama, bayanlarla oto içi yıkama. Kölikli Oto Yıkama, Sultan Orhan Mahallesi, 1112 Taksim 1. Sokak, No 8. Gebze Vergi Dairesi. Bayanın yıkadığı oto kuaför gibidir. Unutmayın, kadın elinin değmediği hiçbir yer mükemmel değildir. Efendim, TV262 ekranlarında kısa bir aranın arkasından Büyük Birlik Partisi eski il başkanı ve Milli İttifak'ın ikinci sıra milletvekili adayı Sayın Serhat Duyar ile söyleşimize devam ediyoruz. Kendisini tanıdık. İzmit doğumlu, genç ve ticaretle uğraşan bir isimdi. Siyasete
güzel bir yerden başladı diyelim. Çünkü direkt olayların içerisinde yer aldı ve hep aktif oldu. Şimdi Büyük Partisi'nin de aynı zamanda genel merkez yönetim kurulu üyesi oldunuz. Yani artık il başkanı Kocaeli'yi ilgilendiren değil, Türkiye çapında da partinin görüşlerini, önerilerini ya da yürütmesini yapabilecek bir konuma geldiniz. Şimdi gelelim bu Milli İttifak'a. Artık yani olayların içindesiniz. Bu Milli İttifak'ı biraz nasıl oluştu? Çünkü insanlar önce MHP ile sizin ittifak kurmanızı bekliyordu. Sonra bir baktık, Saadet Partisi ile ittifak kuruldu. Bu süreçte neler yaşandı? Bu şimdi, ne oldu burada? Erdal Bey, orada o süreçle alakalı şunları söyleyebilirim. Şimdi ülkemizin gelmiş olduğu noktayla ilgili ekonomi, çözüm süreci denilen sürecin bölünme sürecine ülkemizi getirmesi, ülkenin işte başkanlık sistemi diye bir sistemin dayatılması, dış politika, eğitim, birçok meselelerle alakalı ülkemizin kötü yönetildiğini ben söylemiyorum, partim söylemiyor, kamuoyu araştırmaları söylüyor. Hatta iktidar partisine oy verenler dahi bu söylemiş olduğum hadiselerle ilgili Türkiye'nin olumsuz yönetildiğini ifade ediyorlar. Baktığımız zaman bu araştırmalar. Şimdi durum böyleyken özellikle ekonomide vatandaşımızın artık tabirimi hoş görürseniz bıçak kemiğe dayanmış iken intiharlar artmış, boşanmalar artmış, icra dosyaları yığılmış. Şimdi biz Büyük Birlik Partisi olarak bir de antidemokratik bir seçim yasası ile şeye giriyorsunuz, seçimlere giriyorsunuz. Bunu da ortaya koyduğumuz zaman değerli Genel Başkanımız Mustafa Destici kamuoyunun huzuruna çıktı, dedi ki bunları da söyleyerek, şimdi değilse ne zaman dedi. Bir birlik, bir beraberlik ortaya çıksın ve dedi artık bir milletimizin milli bir iktidarını ortaya koyalım dedi. Şimdi bu noktada Milliyetçi Hareket Partimiz bu ittifakın içinde yer almadı. Ben o süreçte Milliyetçi Hareket Partililerden çok telefon aldım. Benim Kocaeli'de de hem seçmen olarak olsun hem yöneticilerinden olsun birçok arkadaşımız, dostumuz var. Şimdi hadi işte genel merkez yöneticiliğimiz hasebiyle de ya bitirin şu işi. Ama bizim Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir ön şartımız olmadı. Hiçbir taslağımız olmadı. Burada bu sorunun karşılığının muhatabı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi sizin bu ittifaka yanaşmadı. Karşı çıktı. Ve genel başkanımız son ana kadar bu işi takip etti. Son ana kadar kendi ifadesiyle kovaladı. Son ana kadar kovaladı. Ama olmadı. Olmadı. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi bu ittifaka yanaşmadı. Peki bu arada Saadet Partisi ile görüşmeler falan yapılıyor. Tabii Saadet Partisi ile de görüşülüyordu. Yani orada üçlü ittifak falan mı gibi? Yani daha çok orada hani üçlü ittifak konuşuluyordu. Ama ne olurdu, ne giderdi? Neticede burada Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi bir araya geldi ve ortak listeler oluşmuş oldu ve 7 Nisan'da da iki genel başkanımız listeler açıklandı. Ortaya çıktı. Siz de ikinci sırada yer aldınız. Evet. Peki böyle bir sıkıntı yaşandı mı listeler olurken? Yani ya ben niye iki diyeyim, işte bir de olabilir miyim falan gibi şeyiniz oldu mu? Şimdi orada şunu söyleyeyim net. Çünkü o işlerinde konuşuldu. İşi yerin içerisindeydik. Şimdi orada şu dengeler gözetildi. Büyük Birlik Partimizin önde olduğu bazı iller var. Örneğin Sivas. Orada Büyük Birlik Partisi'ne birinci sıra verildi. İkinci sıra Saadet Partisi'ne verildi. Gibi böyle bir dengeler. Kocaeli'de de Saadet Partisi oy olarak, teşkilatlar olarak bizim önümüzde. Orada da bir Saadet Partisi'ne verildi. Dengeler korunmuş Büyük Birlik Partisi'ne verildi. O noktada ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Dengeler o noktada kurulmuş oldu. Peki ben şimdi burada şunu da merak ediyorum. Evet. Belki hani daha doğrusu sorunuzun cevabını ben biliyorum da belki vatandaşlarımız bilmiyor olabilir. Seçim pusulasında hangi partinin amblemi var? Milli İttifak diye bir amblem yapmadınız herhalde. Kocaeli'de 11. sırada. İl il değişiyor biliyorsunuz. Bu bağımsız adaylardan bir de aday gösterip göstermeme partilerin durumu olduğu için her il bir seçim bölgesi. Şimdi Kocaeli'de bir seçim bölgesi olduğu için 11. sırada Saadet Partimize. Evet. Oylar Saadet Partisi'ne. Şimdi bazen ben birçok yere Saadet Partili adayla gidiyorum. Gittiğimiz her yerde, her ilçede bir tarafıma Büyük Birlik Partimizin ilçe başkanını, bir tarafımıza da Saadet Partimizin ilçe başkanını alıyorum, gidiyorum. Vatandaşlarımız çok mutlu karşılıyor, onu söyleyeyim. Yani iki hareketin, özellikle rahmetli Erbakan Hoca'nın ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kadrolarının bir araya gelmesi. Çünkü millet kavga istemiyor. Bakın burada bir birliktelik var Erdal Bey.
Ve millet de bu birlikteliğe cevabını verecek, karşılığını verecek. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne millet karşılık verdi. Şundan verdi. O gün hatırlayın, 2002 öncesindeki mecliste kavga vardı. Çatışma vardı. Sorunlar yığılmıştı ve millet bir umutla verdi. Şimdi bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'de iktidar olduğu sebepler bugün yine mi yaşanıyor? Aynı şeyler yaşanıyor. Çünkü ekonomik sıkıntılar, terör, sistem, bütün her şeyle ilgili bugün reçete bizim elimizde ve Milli İttifak olarak Saadet Partimizin çatısı altında oylarımıza da Saadet Partimize verdiğimiz zaman yani Allah nasip ederse bu meseleler çözülecek. İttifakın oy vereceği evet. Amblem Saadet Partisi'nin. Evet. Mesela eğer müsaade ederseniz birkaç tane vaadimizden, yapacaklarımızdan da bahsetmek alalım isterim. Onlardan. Şimdi bakın. Şeydi, bu arada ben şeye gireyim. Seçim şarkımız da çok güzel. Evet. Yani gel 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 Saadet'te gel falan filan diye ben şöyle bir göstereyim. Dün Baç'ta esnaf ziyaretinde bulunduk. Bir esnafımız dedi ki ya dün dedi bir gün öncesini işaret ederek kapıda dikiliyordum. İki vatandaşımız da önümden geçiyordu. Sizin de dedi seçim arabanız geçti dedi. Orada gel 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 müziği geçerken o iki vatandaşın konuşmasına esnaf kardeşimiz şahit olmuş. Demiş ki ya seçim müziğini çok beğendim. Sırf bu seçim müziği için ben oy vereceğim. Bakın rahmetli Erbakan Hoca'yı sevip özellikle 96 iktidarı dönemindeki yapmış olduğu icraatlardan dolayı oy verecek var. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevip de oy verecek var. Şu anki iki genel başkanımızın çalışmalarını takdir edip de oy verecekler var. Yerelde hem Büyük Birlik Partimizin hem Saadet Partimizin duruşunu takdir edip de oy verecekler var. Hepsini topladığımız zaman bir teveccüh var. Bir sonraki seçimde ittifak kuracak olan partinin sizin göstereceğiniz başarı o diğer ittifaklar yol açabilir mi yani? Ya bak bunlar başarılı oldu. Şimdi ittifaklar her ittifak tutacak diye bir şey yok. Bakın ittifak oldu. Ne Saadet Partisi cephesinden ne Büyük Birlik Partisi cephesinden hiçbir sıkıntı yok. Birlikte adaylar çalışıyor, teşkilatlar çalışıyor. Burada hiç sorun yaşamıyor musunuz? Dokularda hiçbir uyuşmazlık yok. Yani sorun nasıl yaşayalım ki? İki genel başkan el ele tutuşmuş geziyor birlikte. Burada kongreye beraber geldi. Bakın burada ne bileyim aşağıda milletimiz işte hep yukarıya bakar. Yukarıda sorun olursa aşağıda da sorun olur. Onu şuraya söyleyeyim. Siz gideceksiniz, buraya biz gideceğiz yok, falan. Yok yok çok güzel. Bakın karargah kuruldu Saadet Partisi'nde. Bizim seçim koordinasyon merkezindeki üyelerimiz oraya verildi. Basın toplantısı yapıyor iki il başkanı beraber. Ha, bu arada iki partinin basın toplantısı dediniz de başkanım. Evet. Geçen gün benim de katılmış olduğum kahvaltılı basın toplantısı vardı. Evet. Bir eksik bütün milletvekili adaylarının ve iki il başkanının da hazır olmuş oldu. Evet. O kahvaltıda elimizi basının da önemli isimleri evet. katılmıştı. Yani Güngör Aslan, işte İsmet Şehit dahil olmak üzere basının yazı işleri müdürleri. Evet. Bu birlikteyi nasıl sağladınız? Yani böyle bunlar herkes bir araya gelebilecek bir pozisyonu değil Kocaeli'de. Bu birliktelik böyle bir anda hemen bir davetle oluşan değil. Yani Kocaeli Büyük Birlik Partisi olsun, Saadet Partisi olsun bugüne kadar basınla hep iyi ilişkiler içerisinde oldu. Ve bu noktada da biz bir araya gelmemiz gerektiği çağrısını yaptık. Sağ olsunlar. Hepsi de güzel ses getirdi. İyi ses getirdi ve hepsi de sizler de dahil olmak üzere köşelerine taşıdılar. Hem haber yapma hem de diğer taraftan da çünkü ciddi okunan yazarlar bu noktada köşelerine taşıma fırsatı oldu. Bu noktada da bence bakın tabanlar uyum içerisinde Milli İttifak'ta. Genel başkanlar uyum içerisinde. Orada. Basında şeyimiz iyi. Sivil toplum kuruluşlarımız da iyi. Milletimizde de iyi. Artık son şeyi burada son sözü milletimiz sandıkta söyleyecek. Ben basın toplantısında da sormuştum ama evet. Burada istersen bir daha kısaca bir alayım. Yani Saadet Partisi muhafazakar bir taban üzerine daha fazla yoğunlaşmış. Büyük Birlik Partisi de milliyetçi bir kesim üzerinde. Gerçi Sayın Hasan Bitmez söylemişti ama evet. Yani bu diğer partilerden oy alma oranınız. Yani evet. Onlardan da size geliyor mu böyle bir teveccüh falan? Yani şöyle bir şey, hani tabii baskın olarak milliyetçilik, hani muhafazakarlık noktasıyla alakalı şunu söyleyebiliriz. İkisi birbiriyle etle tırnak gibi. Yani milliyetçilik ve muhafazakarlık aslında birbirine ayıramayız birbiriyle. Hatta değerli Genel Başkanım Mustafa Destici'nin de bununla alakalı çok sıkça söylediği şey vardır. Kendisi de İlahi Kökenli. Üstünlük takvadadır diye. Yani bizim insanlara bakış açımız bu. Şimdi belki oranları değişebilir. İşte hani birinin biraz daha baskın oldu, diğerinin biraz daha baskın oldu. Ama yaptığımız zaman
yan yana getirdiğimiz zaman bu noktada örtüşüyor. Şimdi bununla alakalı ciddi kamuoyu araştırmaları yapıldı. Yani şimdi bakınız, Büyük Birlik Partisi kendi amblemiyle seçimlere girmiyor, bir fedakarlık yapacak. Saadet Partimiz de kendi listelerinden yer verecek. E tamam da bunun karşılığı yoksa bunun bir anlamı var mı? Bunun için her iki partimiz de ayrı ayrı. Hem Saadet Partimiz hem Büyük Birlik Partimiz kamuoyu araştırmaları yaptı. Toplumda bunun karşılığı var mı? Vatandaşa şu soruldu. Denildi ki 1. Büyük Birlik Partisi tek başına seçime girilirse oy verir misin? 2. Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi birlikte seçime girilirse oy verir misin? 3. soru. Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi birlikte oy seçime girerse kesinlikle oy verir misin? Bir daha. Şimdi bununla alakalı sağda bir karşılık buldu. Ne zaman? Mart ayında. Yılbaşında. İki tane ayrı ayrı araştırma. Yani hem Aralık, Ocak dönemindeki bir dönem anket yapıldı. Hem Mart ayında yapıldı. Ve Nisan 7'de burada iki değerli genel başkanımız milletin huzuruna çıktı. Bundan sonra da artan bir ivme var. Hem çalışma temposu artıyor, hem milletin teveccühü artıyor. Artık vaatlerimizi ortaya koyduk. Diğer partilerle mukayese ediliyoruz. Şimdi burada ben mesela Kocaeli ayağı ile ilgili söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde, kurucular içerisinde yer almış. Dostumuz, eşimiz, arkadaşımız arayıp da ben bu seçimlerde oyumu Milli İttifak'a vereceğim. Ben oyumu Saadet Partisi'ne vereceğim. Veyahut da Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızdan geçtiğimiz dönem ben bugüne kadar hep Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdim ama bu seçimlerde ben sizin listenizi beğendiğim için, sen aday olduğun için veya işte Milliyetçi Hareket Partisi bu ittifakın içinde yer almadığı için benim oyum kızdım, Milli İttifak'a. Kızdım, Milli İttifak'a oy vereceğim diyenler var. Evet. Peki başkanım, bu ittifak devam eder mi seçim sonrasında? Yani onunla ilgili bence bugünden bir şey söylemek, hani devam eder demem, devam etmez demem. Sonuçta iki ayrı parti bu. Bunun şu anda bir seçim işbirliği, bir seçim ittifakı gerçekleşti burada. Ama seçimlerden sonra, çünkü bakın burada her iki parti de kurullarına sordu. Ondan sonra il başkanlarına, işte genel idare kurullarına, MKYK üyelerine sordular. İttifak gerçekleşti. E seçimlerden sonra masaya yatırılır. E bunun da yine olan partinin kurulları bir araya gelir. Bunun da cevabını verir. Yani kazan kazan bölümü ortadaysa. Ama bu ittifak tuttu. Millette de karşılığı var. Sağda da karşılığı var. Çünkü şu var. Ben Serhat Duyar gene aday olacaktım. Büyük Birlik Partisi tek başına da seçime girse gene. Ama gittiğim zaman arkadaşlarımız da dahil olmak üzere şunu diyeceklerdi. Ya Serhat'cığım sana oy veririz ama işte şu anda biz bununla karşılaşmıyoruz. Yani 7 Nisan'da Milli oyumuz İttifak boş, gerçekleştiği oyumuz zaman biz barajı geçtik. Çünkü bu söylem yok artık, ortadan kalktı. Evet, yani oyumuz boşa gidecek diye düşünmüyor insanlar. Evet. Peki ne vaat ediyor Milli İttifak? Şimdi bakınız, şu anda milletin birinci gündemi ekonomi. Yani artık insanlarımız geçim sıkıntısı içerisinde. Peki bu insanlarımız neden geçim sıkıntısı yaşıyor? Bakın 13 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidarı... Bu biraz kısa geçelim çünkü buna bir girdiğimiz zaman ekonomi konusunda... Yani orada bir şey söylemek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi, yani bu sıkıntının kaynağı şu. Her ay, her yıl zamlar yapıldı değil mi? Ama bakın burada enflasyon rakamına göre zamlar verildi. Yani ülkede %5 enflasyon aldatmacasıyla %5 zam verildi. %3 enflasyon aldatmacasıyla %3 zam verildi. Bu da ne oldu? Reel enflasyon yüksek olduğu için 13 yıl içerisinde herkes de ciddi bir açıklık ortaya getirdi. Yani bunu da ortaya koymak lazım. İktidar burada milletimizi aldattı. Gerçek olmayan enflasyon rakamlarıyla. Reel olan enflasyon rakamları arasında açık olması ve gerçek dışı olan enflasyon rakamlarıyla zam vermesi bugünkü ortaya olan sıkıntının ana kaynağıdır. Özellikle maaş alanlar için söylüyorum bunu. Evet. Bakınız, biz şunu vaat ediyoruz. Diyoruz ki köylümüzün, işçimizin, memurumuzun faiz borcunu köle yapan bu sistemi biz değiştireceğiz diyoruz. Ve faizli kredilerin tamamında faizi sileceğiz. Ana paralarını ödeyecekler. Çünkü biz ne vaat ediyoruz? Ama parayı devlet vermedi ki başkanım ya. Nasıl? Parayı devlet vermedi ki. Banka ama bakın verdi. Hükümetimiz milletimizi faiz batağının içerisine koydu. Yani buradan çıkmanın, bakın bugün her siyasi parti bir şey koyuyor ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Ama hiç sistem koyuyorlar mı ortaya? Aynı sistemde Milli İttifak iktidar olsun, aynı sistemde Saadet Partisi iktidar olsun, bunların hiçbirini yapamayız. Burada sistemin değişmesi gerekiyor. Bir,
İsraf politikasının kalkması gerekiyor. İki, üreten ekonomi modeline geçmemiz gerekiyor. Üretiminizi arttırmadan, bu israf politikasını da ortadan kaldırmadan bunları yapmanızın imkanı yok. Allah aşkına ya, çiftçilerle ilgili dün de köyleri gezdik. Hadi teknolojimiz yoktu, bilgisayar yapamadık. Ya bu ülke saman ithal etti ya. Evet. Saman ithal eden bir hükümetten bahsediyoruz. Elma, marketlere gidin. Şimdi pazarlara da zaten hükümet yok sayıyor da artık marketlerde. Elmanın üstünde yabancı isim yazıyor. Ya biz bu ülkede elma da mı üretemiyoruz ya? Hadi tamam, bilgisayarı yapmayı beceremedik. Elmayı da mı üretemedik? Patates de ithal edilecek şimdi. Patates diyorum. Patates de ithal edilecek. Evet. O fiyatı 4-5 lira. Tabii şimdi şöyle, seçim öncesinde biliyorsunuz rakamlar yukarıya çıkınca bu arada geldi. Biraz patates de ithal edildi. Niye fiyat? Biz üretip de onun fiyatını düşürmemiz lazım. Bakın burada 13 yıl içerisinde dünyada tarım ürünlerinin fiyatları düştü. Ülkemizde hem nüfusumuz arttı hem talebimiz arttı. Ama arz eksikliğinden dolayı bizim de tam tersine tarım fiyatlarımız arttı. Yani burada söylenecek diğer taraftan eğitimle ilgili bir şeyi söylememde fayda var. Çünkü diğer kısaca artık konu başlıkları evet, olarak, konu başlıkları olarak söylersek bitti. Eğer eğitimde bakın taşımalı sistemle gidenler var veya kendi ücretleriyle ulaşım sıkıntısı çekenler var. Biz servis ücretleriyle okulda yenilen o sıcak yemek, çünkü sandviç yiyorlar, tost yiyorlar. Biz her okulda sıcak yemek ve onun bedelini biz ödeyeceğiz. Diğer taraftan servis ücretleri de yine Saadet Partimiz tarafından, Milli İttifakımız tarafından gerçekleşecek. Bakın burada şu anda bölgede ciddi iktidar partisinin çözüm süreci adı verdiği süreçle alakalı artık ülkemiz bölünmenin eşiğine geldi. Biz bunu İslam kardeşliğini ortaya koyarak bu meseleyi çözeceğiz. Diğer taraftan bakınız mesela batıda her gelen göçle beraber sıkıntılar da yol açıyor. Burada insanların doğduğu yerde doyacağı bir sistem vaat ediyoruz. Diğer taraftan antidemokratik bir seçim yasalarımız var. Siyasetin, seçimin paralarının da şeffaf olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani bakın şu anda iktidar partisi hazineden yardım alıyor. Seçimlere girdiği zaman seçim yardımı alıyor. Belediyelerin, devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Havuz sistemlerini kullanıyorlar. Bakıyorsunuz bu şeffaf değil. Burada şeffaf bir sistem. Diğer taraftan çok tartışılıyor başkanlık sistemiyle alakalı. Eğer müsaade ederseniz çok hızlı ona da girmek evet. istiyorum. Bakın şu anda parlamenter sistem demokratik değil. Bunun olmadığı, sanki bu sistemle biz bu meseleleri çözemiyoruz. Bunun ilacı yine reçetesi. Burada tam demokratik parlamenter sistem ile biz bütün ülkenin meselelerini çözeceğiz. Başkanlık sistemine de bu ittifak karşısında. Diyorsunuz. Başkan, vaktimiz doldu. Son olarak kısaca alayım. Çünkü daha hemen hemen şu an seçime bir 3 hafta gibi evet. bir zaman var. Tekrar bir program daha yaparız. Evet. Son gelişmeleri falan sizinle birlikte değerlendiririz. Evet. Kısaca Milli İttifak'la ilgili vatandaşlarımıza söyleyeceğiniz son sözünüzü alayım. Şu anda iktidar partisi pazarı gezemiyor. İktidar partisi esnaf ziyareti yapamıyor. Bunu net söyleyeyim. Gittiği yerlerden de tepkiyle karşılaşıyor. Sadece bir bayan aday var, hanımefendi. İkinci sıra adayları. Onu pazar veya esnaf ziyaretlerinde görebiliyoruz. Basında takip ettiğimiz zaman. Biz esnafımızla da oturuyoruz. Çiftçimizle de oturuyoruz. Pazarcımızla da oturuyoruz. Sanayi esnafımızla da oturuyoruz. Toplumun her kesimiyle bir aradayız. Burada meselelerle ilgili hatta bize içlerini döküyorlar. Aslında milletimiz de bir ittifak yapmış. Onu da söyleyeyim. Milletimiz ülkenin iyi yönetilmediğiyle ilgili bir ittifak yapmış. Evet, milletin iyi yönetilmediği bir durum karşısında biz de rahmetli Erbakan hocamızın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kadroları olarak Milli İttifakımızın mimarları hem Sayın Mustafa Destici hem Profesör Doktor Mustafa Kamalak il ilçe teşkilatları bir araya geldik. Bu meseleleri çözmeye de talibiz. Bunun ateşten gömlek olduğunu da biliyoruz. Onu da söyleyeyim. Çünkü ülkenin içerisinde bulunduğu rakamlara da diğer şeylere de baktığımız zaman Milli İttifak ateşten gömleği giymeye talip diyorum. Evet, biz de Sayın Serhat Duyar'a çok teşekkür ediyoruz.
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin kurmuş olduğu Milli İttifak'ın Kocaeli 2. sıra milletvekili adayı. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bizim 11 adayımız da şu anda sırada. 11. adayımız da birinci aday gibi sahada çalışmalarını yapıyor. İnşallah ben de tekrar TV262 ailesi olarak ve sizin şahsınıza bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar buluşacağız başkanım. İnşallah. Sonuçta seçim süreci daha bitmedi. Evet. Az bir zaman kaldı ama son değerlendirmeleri sizden daha sonra yeni bir programda yaparız. Efendim, seçim özel programının daha sonuna gelmiş olduk. Esenlikler diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.